Bir elektrikli araba videosuyla daha karşınızdayım arkadaşlar. Bugün elektrikli araba videosu çekmeyeceğiz. Ne yapacağız? Elektrikli arabaların hayatı öneme sahip aparatlarından bahsedeceğiz. Yanımda kim var? Murat abi var. Murat abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Murat abi, Goen'in Türkiye distribütörlerinden birisi. Everşarj olarak geçiyor. Yerleri nerede? Kağıthane'de. İstanbul merkezimiz, deneyim merkezimiz. Şu anda buradayız. Kağıthane'deyiz. Bir de Ankara Çankaya'da var. Evet, iki yerde şubeleri var. Yani genel merkez olarak İstanbul'dalar. Evet, diğer bölge deneyim merkezlerimizi de illerde dağılmaya başladık. Yakında açılacak diyelim. Evet, tüm Türkiye'ye yayılacağız. Evet, burada ne yapacağız arkadaşlar? Eğer elektrikli arabanız varsa, köyde, yaylada, tatilde, villanızda, sitenizde arabanızı nasıl şarj edeceğinizi bilmiyorsanız neye ihtiyacınız var Murat abi? Goi mobil cihaza. Evet, taşınabilir mobil cihazla. Bunu yanınıza aldığınızda istediğiniz her yere mobil şarj cihazınızı götürebiliyorsunuz. Bunun öneminin ne olduğunu soracak olursanız bu cihazla birlikte arabanızın bütün kaçak akımlardan veya batarya sağlığınızı her şeyden koruyabiliyorsunuz. Düzenliyor, evet. Bu bir adapte dediğimiz adaptör gibi düşünelim. Hani cep telefonlarında vardır adaptörler. Evet. Bu da aslında bir bataryalı araçların bir adaptörü. Şebeke enerjisinden aldığı enerjiyi alıp düzenleyip kontrol edip arabaya en uygun olan voltajda ve amperdeki enerjiyi araç bataryalarına aktaran bir aktarma organıdır. Peki bunu hemen deneyimlemeye ne dersiniz? Evet, burada görmüş olduğunuz Goi cihaz. Şimdi bagajımızda taşıdık, aldık, geldik. Köydeyiz ya da evimizdeyiz ya da iş yerine gittik. Bir tesisatını kurulan her bir noktada bunu kolaylıkla bagajımızdan çıkartıp bu şekilde takıyoruz. Daha önceden ayarlanmış olan trifaze fişimize takıyoruz. Bunu, tabii, bunu otoparklarda da çok görüyorum. Var birçok yer. Bu zaten standart. 532, evet. 532 dişi fiş dediğimiz standart bir fiştir. Bu birçok noktada var. Sanayilerde vardır. İşte oto merkezlerinde vardır. Kapalı otoparklarda vardır ama tercihen eğer evinizde ya da arabanızı şarj edeceğiniz noktada kurulacak en önemli aparatlardan bir tanesi. Bunu kurduktan sonra cihazımızı taktık. Şu anda cihazımız hazır. Bu üzerinde gördüğümüz LED ışıkları her bir LED 1 amper değerindedir. Üzerindeki tuştan dilersek amper ayarlarını yaparaktan şu anda 32 LED yanıyor. 32 amperde şarj yapabileceğimizi gösteriyor. Ama Adem Hocam, senin aracının invertörü nedir? Şimdi burada tamam, cihaz 22'lik de. Evet. Senin aracın 11 kW'ye kadar. Evet. Demek ki aracın invertörü, bu bir Skywell ET5. Evet. 11 kWa'lık bir invertöre sahip olduğu için bu cihazımız, Goi cihazımız 22 olmasına rağmen sizin aracınıza 11'lik bir enerji aktaracaktır. Bu cihazın otomatik olarak yaptığı bir şey. Şimdi bir tip 2 kablomuzu Getirelim bagajdan. Evet Murat abi, kablomu getirdim. Evet, yalnız bu kablo sanki kısa gibi. Yetişir mi sence? Evet, şimdi en çok sorulan bizim Goi Everchargerın bu 2,5 metrelik tip 2 kablosu. Şimdi sizin aracınızla beraber 5 metre kablo veriliyor. Evet, yerlerde sürünüyor resmen. Ya. Evet, şimdi aslında yerlerde sürünmesi doğru. Evet. Niçin? Kabloyu bir merkezde toparlayaraktan evet, şu şekilde ucularını takıp yoğun bir şekilde tutmak zararlı. Evet. Niçin? İndükleme dediğimiz bir ısınma şeyi var. Üzerine çok yüksek bir akım geçtiği için kablo ısınıyor. Onun için arkadaşlar lütfen ve lütfen elinizdeki tip 2 kablolarınızı şarj esnasında açınız. Evet. Yani yerlerde sürünsün. Evet, çamur oluyor. Islanıyor yağmur. Bugün İstanbul biraz yağmurlu. Evet. Ama doğrusu sağlıklı yere sermek. Evet. Onun için bizde şimdi bu 2,5 metre kablo ev cihazını taktığımız yer ile araç birbirine çok yakın mesafede olduğunda şöyle yerini değiştirelim. Evet. Bu 2,5 metrelik kablo aslında kısa gibi gözükse de Sevinçim fazlasıyla yaklaşım yetiyor. Bu bakın, tür durumda önce tip 2 kablonun yaklaşalım, gösterelim. Evet, bakın gördüğünüz gibi bu gerçek bir 32 amperdir. Gördüğünüz gibi 3 line'ı yani 3 fazı da olan her bir şeyler, gözenekler doludur. Piyasada bunun
16 amper yani tek fazlı olanları da vardır. Bu tüm araçlara uyumludur. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu ucunu öncelikli olarak sıralamamız cihaza takıyoruz. Evet, sırayla yapmak önemli. Evet. Cihaza taktıktan sonra şimdi araca. Şu an takıyorum. Evet. Şu an arabaya taktık. Evet, araca taktık. Şu anda aracın komut bekledi, hazırım dedi ve şu anda mavi ile gördüğünüz gibi şarj oldu. Şarj olmaya başladı. Gördüğünüz mavi ledler ne kadar hızlı döner ise, evet şu anda evet en yüksek seviye yani 11 kVA'ya kadar çıkmaya başladı. Bunun GOI cihazın bir güzel özelliği daha var. Mobil uygulaması mı var yoksa? Evet. Onu da gösterelim Semih'ciğim. Gördüğünüz gibi burada cihazımızın mobil aplikasyondan yönetebiliyoruz. Burada kaç amper aldığı, kaç volt ile şarj olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Evet. Ve dilediğimiz gibi de ayar yapabiliyoruz. Dilediğimiz saatte burada hani mobil aplikasyon Türkçe olarak tam destekli anlatmakla bitmeyecek kadar fazla sayıda özelliği var. Evet, mobil uygulamaya zaten sonra geçeriz ama insanların aklındaki kutulara tekrar içeriden devam edelim tamam, anlatmaya. Tamam. O sırada burada şarj olmaya devam etsin. Evet. Burada ayrıca deneyim merkezini de göstermek istiyorum. Bakar mısınız şu deneyim merkezinin güzelliğine? Eğer elektrikli arabayla aklınızda çok fazla soru varsa Murat abi size seve seve yardımcı olacaktır. Hiçbir şey bilmiyorsanız gelin çayınızı kahvenizi için. Biz anlatıyoruz. Biz anlatıyoruz. Biz satıcı değiliz. Tabii ki satın almak isterse de mutlu oluruz. İyi bir Avrupa ürünü almış olur ama biz burada mühendis arkadaşlarımız bu şarjla alakalı insanların kafasına takılan bir sürü sorular var. Bu sorulara yanıt bulmak istiyorlar ama doğru yanıt bulmak istiyorlar. Evet. Buyursunlar gelsinler. Kağıthane'de yerimiz Ankara'da Çankaya Balgat'tadır. Oradaki mühendis arkadaşlarımız, uzmanlarımız tümüyle bu sorulara yanıt versin. Evet. Buyurun. İçeri geçelim. Bir sizin GOE'nin taşınabilir cihazınızı. Bir de kombinasyon kutusu görüyoruz. Evet. İnsanların kafasını karıştıran iki şey. Kombinasyon kutusu niçin lazım? GOE taşınabilir port niçin lazım? Evet. Bu. Hatta şunu elime alayım. Tamam. Yakından da gösterelim kombinasyon kutusunu. Trifazı ve monofazı bir arada olması gerekiyor. Murat abi bize detaylıca anlatacak. Bunlar aslında şalt malzemesi dediğimiz herhangi bir elektrikçide bulabildiğiniz, piyasada bulabildiğiniz bunlar elektrik malzemeleri. Ama tek tek uğraşmaktansa hazırını almak. Evet. Şimdi bizler dediğin gibi müşterilerimiz yorulmasınlar, bunları tek tek toplamakla uğraşmasınlar diye içerisinde en kaliteli malzemeleri bir arada birleştirip içerisinde yanmaz halojen kabloların kullanıldığı, kabloların ucularında yüzüklerin kullanıldığı bir kutu oluşturduk. Bu kutuyu doğrudan alması ve sayaçtan bu kutuya kadar gelen bir kablo ile çekilip bunu şuradan duvara gösterelim. Evet. Bakın şu gördüğünüz benzer 5 metreye kablonun aynısını otoparkınıza, evinizin önüne, arabanızı nereye park ediyorsunuz? Elektrik oraya diyorsun. En yakın noktaya, evet. En yakın noktaya kadar o kabloyu. Ama kabloda bakın, kablo çok hassas bir konu. Diyorlar ki işte ne çekeceğiz? Eğer 22 kVA'lık bir invertöre sahip bir aracınız varsa AC anlamında 50 metreye kadar 5x6 kesitli gerçek bir bakır kablo kullanılması şart. Bu çok önemli. 5'e 6 kablo arkadaşlar. Evet. 22'lik için. Eğer sizin aracınız burada görüldüğü gibi Skywell 11 ise de ilerisini düşünerekten 5x6 kablo ile yapıyor olmak, daha sonra aracınızı değiştirdiğinizde tekrardan ikinci bir altyapı bedeli daha ödemek zorunda kalmazsınız. Tek bir seferde 5x6 50 metreye kadar. Ben de onu söyleyecektim. Ben şimdi mesela Skywell ET5 line paketini kullanıyorum ama diyelim ki seneye üst paketine geçeceğim. 22 kW'ı destekliyor. Dediğiniz gibi tekrardan altyapıyı değiştireceğim ve hepsini destekleyen tek bir paket evet. Yaptırmak daha mantıklı. O zaman işte altyapın hazır. Tabii GOE 22 kVA'lık bir ürün. Eğer GOE ürününü aldıysan da zaten hem altyapın hem cihazın bunu destekliyor demektir. AC olarak
alınabilecek maksimum enerji 22 ile sınırlıdır. Zaten bize ideal soruyorlar. Olan, ondan sonra da zaten DC'ye geçiyor. Evet, DC'ye kombinasyon geçiyor. Kutusundan geçtikten sonra şimdi sizin kendi ürününüz olan Goya'nın kendi cihazından biraz bahsedelim. Evet. Şimdi bu dışarıda şarj ettiğimiz nokta, bir de en önemli şey, en önemli konu. Bize en çok gelen soru. Özellikle bu bizim GoE cihazlarda kullanılan, mobil cihazlarda kullanılan bir dönüştürücü. Gördüğünüz gibi burası 5.32'lik bir fişe sahip. Burası da 220 normal prizlerdeki kullanılacak fişe. Şu bu prize. Evet. Şuna takıyorsun. Her evde bulunan cihaz. Bu, evet. 220 fişlerde kullanılır. Bazı müşterilerimiz ya da kullanıcılar diyor ki ya işte ben bunu alayım, bu fişi alayım. Bir de tabii her araçtan çıkan burada şeyi kullandığımız. Evet, bu bir tip 2 kablo. Biraz önce o 2,5 metre ile arabamızı şarj ettiğimiz kablo. Bu biraz daha uzun. Bu 5 metreli. Evet, evet, burada 2,5 metre, 5 metre, 7,5 metre ve en önemlisi bizde büyük bahçeli evlerde kullanmak için, büyük sitelerde kullanmak için 10 metre ve 15 metre tip 2 kablo ihtiyacı olanlar da var. Onlar için de çözümümüz var. Burada bir parantez açmak istiyorum. Kablonun uzunluğu metresi uzadıkça işte kablonun ısıdan dolayı yanma ihtimali olabilir diye bazen insanların kafasında şüpheler oluyor. Bu doğru mu? Tam olarak doğru değil. Yani kablo belli bir standartta yapılmış. Bunlar tip 2 soketleriyle beraber ve özel olarak bu kablolar bizim piyasada satılan, elektrikçilerde satılan kablolardan değil arkadaşlar. Bakın tekrarlıyorum, bu kablolar elektrikçilerde satılan kablolardan değil. Bu elektrikli araçlar için üretilmiş, üreticisi tarafından, bunlar bir Alman kablosu. Burada markasını vermemde sıkıntı yok. Prismian, evet, Prismian Almanya'daki Prismian fabrikasında yapılan, sadece elektrikli araçlarda kullanmak üzere özel kaplaması olan, içerisindeki bakır telleri olan bir kablo. Bu normalde piyasada satılan 5 kesitli kablolar, 5'li kablolarda bunun içerisinde 7'li bir kablo şeyi vardır. Çünkü gördüğünüz gibi bakın burada bunlar biraz önce göstermiştik, evet, zaten. Evet. L1, L2, L3 diye, yani faz 1, faz 2, faz 3, nötr ve toprak diye, ama şurada iki tane yukarıda küçük şeyler var. Evet. Bunlar kablonun içerisinde bulunan o 0,5 kalınlığında bir ince kablo var. Bu kablo bu araç bir tarafına araca giriyor. Araç ile buradaki şarj istasyonu arasındaki connection dediğimiz irtibatı sağlayan, çünkü artık elektrikli arabalar, bilgisayarlı arabalar, onun içerisindeki bilgisayar bunun hangi voltajı ya da amperi verdiğini nereden öğrenecek? Bu yukarıdaki gördüğünüz bu iki tane küçük delikteki soketin üzerinden iletişim hattından alacak. Şey, dolayısıyla bunun içerisinde 7 tel vardır arkadaşlar. Bu havalimanına inen uçakların kuleyle irtibatı gibi diye düşünüyoruz. Aynen, güzel bir benzetme. O ona haber verecek. Evet. Ona göre şarj edecek. Evet. Şimdi bunu tutalım. Şimdi bu kablo var. Sonra geliyorlar bizim, diyorlar ki bu şeyde bizim dönüştürücü. Evet. Prize güvenemiyoruz. Alalım. Dönüştürücüyü alalım. Evet. Bu dönüştürücüye bunu takalım. Evet. Gördüğünüz gibi her ikisi biri farklı farklı şeydir. Çünkü bu bir tip 2 sokettir. Bu 5.32 normal enerji şeyidir. Bu buna girmez arkadaşlar. Evet. Bunu buna takıp da getirelim, buradan da enerjiye takalım, şarj edelim mi, unutunuz. Her bir elektrikli araç mutlaka buradaki gördüğünüz, tabii bu bizim markamız GoE. Evet. Başka bir marka şarj istasyonuna ihtiyacı var. Şarj istasyonu olmadan hiçbir şekilde bu araçlar doğrudan 220'ye bu tür adaptörler ile bağlanıp şarj edilemez. Mutlak ve mutlak böyle bir dönüştürücü artı şarj istasyonuna gereksinim vardır. Yani sonuçta milyonluk arabalara biniyoruz. Bu tür aparatlar gerçekten hayat kurtarıyor. Doğru söylüyorsun. Çünkü bugün en ucuz elektrikli araba 1,5 milyon. 1,5 milyon için orada işte
3000 lira 5000 lira tasarruf edelim, işte elektrik şeyini, malzemesini şundan kullanalım. Bana çok mantıklı gelmiyor. Arabanızın sağlığı için olabilecek en kaliteli ürünleri kullanıyor olmak ve uzun ömürlü ürünleri kullanıyor olmak şart. Uzun ömür demişken de bizim ürünümüz normalde yasal standartlar olan 2 yıl garanti değil. Almanların teknolojik olarak defalarca testlerde, Avrupa'da 7 kez birinci olan testlerde bu ürünü 3 yıllık garanti ile piyasaya veriyoruz. Bu da ilave bir bilgi olsun. Şimdi bu aparatı evimde arabamı şarj ettim, işe gittim. Yanımda götürebiliyorum değil mi? Tabii. Aldın, bagajına koydun. Hatta bunun şu şekilde taşıma çantaları da var. Ekstra isterseniz evet alabiliyorsunuz. İçine kablosunu koyuyorsun. Aparatımı koyuyorum. Koyuyorsun. Bagajına koyuyorsun. İş yerine gittin, çıkartıyorsun. Oradan dilersen iş yerinde de şarj edebiliyorsun. Evet, bu cihaz şarj etmediği, şu ana kadar üretilmiş ve bundan sonra da üretilecek tüm elektrikli araçları şarj edebiliyor. 22 çünkü en son sınır seviyedir. Bir de bu deneyim merkezinden bahsedelim. Şöyle bir gösterelim Semihciğim. Gayet güzel, şık, dekore etmişsin Murat abi. Ellerine sağlık. Çok eyvallah. Beğendim açıkçası. Eyvallah. Şunu da bırakalım isterseniz. Buraya geldiklerinde insanlar, müşteriler çaylarını, kahvelerini yiyip içebiliyorlar. Sohbet edebiliyorlar. Bir şey almak zorunda değilsiniz. Buraya geldiğinizde Murat abiden elektrikli arabanız için hangisinin daha iyi olduğunu, hangisinin daha kötü olduğunu. Kötü derken şöyle de vallahi biz istiyorum. Hiçbirini kötülemiyoruz. Kötülemiyoruz. Her bir markanın kendine göre, her bir aracın da kendine göre bir avantajları vardır, dezavantajları vardır. Biz tüm elektrikli araçlarla haşır neşir olduğumuz için, ama şu anda en çok hani müşteri satılan araç sayısı olarak bakıldığında TOG araçlar. İlk geldiğinde mesela Skywell, çok ciddi piyasada Skywell kullanıcımız var GOI olarak. Evet. Sonrasında TOG'un çıkması, peşinden Tesla'nın gelmesi, binlerce yine Tesla kullanıcımız var. Sayısı artsın, çok model gelsin, hepsi gelsin. Evet, hepsi gelsin. Biz anlatalım, ürünleri gösterelim. Almak isteyen, kendine... Şunu da söylemek istiyorum, sen normal bir işletmeci değilsin. Aynı zamanda bu konuda bir eğitimin de var. Evet. Eğitimin olduğu için insanlara neyin doğru, neyin yanlış, neyin eksik, neyin fazla olduğunu anlatabiliyorsun. Yani birinci ağızdan bunun anlatabilmen, bunun eğitimini almış olman çok önemli benim için. Teşekkür ediyoruz. Sektör henüz sektör olmadı ama bu konuda öncü ve lider olmak için dünyadaki tüm şeyleri, piyasaları takip ediyor olmamız ve bunları da kullanıcılara doğru bir şekliliğe anlatmamız gerekiyor. Biz burada ürünü anlatıyoruz, teknolojiyi anlatıyoruz, kendi markamızın farklılıklarını anlatıyoruz. İnsanların kafasına bu yattığında, ya evet bu da böyle olmalı dedirtecek bir soruları soruyoruz, yanıtlarını veriyoruz. Sonrasındaki takdir önemli tümüyle... olan dostluk. Aynen. Önemli olan bu elektrikli araba kültürünü oturtturabilmek. Evet, çok bayağı bu sene özellikle Nisan ayında Tesla'nın gelmesiyle farkındalık arttı. TOG'un ciddi teslimatlarıyla beraber diğer markalarda çok ciddi adetlerde ürünler getirdiler. Şu anda Türkiye'ye henüz Avrupa'nın çok çok gerisinde olmasına rağmen hatır sayılır bir rakama geldi, ulaştı. İşte altyapı tarafındaki sorunların çözülmesi, düzenlenmesiyle birlikte bu sayı giderek artacak. Tamam Murat abicim, çok teşekkür ediyorum. Bana zaman ayırdığın için, mekanı açtığın için. Çok çok teşekkür ediyoruz. Senin de kanalında bu kadar bilgilendirici içeriklerle beraber insanlara gerçekten hani şey diyorlar ya, bila bedel hiçbir şey gözetmeksizin bilgilendirme şeyle odaklı. Kamu yararı gibi diyor. Aynen öyle. Kamu yararına yaptığım bu şeyden dolayı gerçekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Ayağına ne diyoruz? Kendinize, sevdiklerinize ve elektrikli arabanıza çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.